seni, üzerler seni, gözlerin ağlar görürüm. Seni, üzerler seni, gözlerin ağlar görürüm. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim, iyiyim. Oldukça yoğun bir çalışmalarım var. İşte konserler var. Evet. Mart ayında yeni açacağım oldukça da. Evet, biz de bunu merak ediyorduk zaten. Hani bambaşka bir bölümden mezun oldunuz. Fakat müziğe yöneldiniz mesleğinizi icra etmeyip. Ailenizin tepkisi nasıl oldu? Size destek oldular mı? Müziği tercih ettim. İyi ki de tercih etmişsiniz. Böylece biz de sizin gibi güzel birini tanımış olduk. Sevdim canım, inat etme, alırım. Oh, ben alırım. Seni çok çok sever. Nasıl? Konserlerinizde başınıza gelen ilginç bir olay oldu mu? Bir kere Yunanistan konserine gitmiştim. Bizim zenci diye tabir ettiğimiz, Arap zenci diye tabir ettiğimiz. Şimdi ben başladım şarkımı okumaya, ilk şarkımı, tamam mı? İşte ben sana ölürüm. Yarısı da zenci, zenciler başladı. Ölürüm, ölürüm sana. Ben bakalım lan diyorum. Ben sana ölürüm, ölürüm, ölürüm sana ölürüm. Seni, üzerler seni, gözlerin ağlar görürüm, sızar yüreğim. Seni, üzerler gülüm, gözlerin ağlar görürüm, sızar yüreğim. Ne kadar yakınsın bana birim. Bu güzel şarkınız için size çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Yine bir müzik saati programı ile karşınızdayız. Bugünkü konuğum pop müziğin sevilen ismi Murat Başaran. Onunla ilgili merak ettiğiniz tüm soruları www.muziksaati.com internet adresimize mail olarak gönderebilirsiniz. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim, iyiyim. İyi görünüyorsunuz zaten. Teşekkür ederim. Oldukça yoğun bir çalışmalarım var. İşte konserler var. Mart ayında yeni albüm çıkacak. Evet. Onunla ilgili çalışmalarım var. Bu arada geldiğiniz için ben de size teşekkür ederim. Bu güzel röportaj ederim. İçin. Sağ olun. Biz sizi tanıyoruz ama sizi daha yakından tanımayan izleyicilerimiz vardır. Onlar için kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben Ankara'da doğdum. İlk ve orta öğretimimi Ankara'da okudum. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi jeodezi ve fotogrametri mühendisliğini kazandım. Evet. Hayatımın her zamanını, her dakikasını küçük anım bile müzik doldurdu. Ailenizin tepkisi nasıl oldu? Size destek oldular mı? Şimdi ailem yani mühendis olmamı daha çok istiyordu. Fakat müzik hani kreatif bir sanat. Hani olmayan bir şey yapıyorsunuz. Böyle yaratıcılık çok. Saz çaldığınızı öğrendik biz. Fakat bu yönünüzü bağlama. Çok fazla sergilemiyorsunuz. Bağlama, özür dilerim. Hani bunun bir sebebi var mı? Çok fazla bilinmiyor. Yok, ben bağlamayla da mesela 10 yaşından sonra bağlama çaldım. Sonra bir ara buzaki çaldım. Daha sonra klasik gitar eğitimi aldım. Yani bağlama benim hayatımın her yerinde. Şarkılarınız çok beğeniliyor zaten ama sizi bağlamayla da daha çok görmek isteriz tabii. Teşekkür ederim. Başında da söylemiştik hani internetten sorularımız var diye. Evet. Bakalım isterseniz size izleyicilerimiz sormak istedikleri var mı? Edirne'den Taner Kartal bir soru yollamış sizin için. Hani bestelerinizi yaptığınız özel birisi var mı? Tabii ki. İnsanların hayatında aşklar oluyor, ayrılıklar oluyor. Tabii ki. Benim de öyle. Yani bir küs, bir barış, böyle bir dalgalanmalar şeklinde bir dalga ile gidiyor. Bazen inişli, bazen çıkışlı. Tabii insanlar sevdikleriyle güzel anlar yaşadıklarında, yani kendi adıma konuşayım. O zaman böyle güzel şarkılar çıkıyor. Hareketli şarkılar çıkıyor. Ama ayrılık şarkıları
Yani ayrılık olduğunda da daha hüzünlü, slow şarkılar çıkıyor. Ama ayrılık şarkıları dikkat ettim daha kalıcı oluyor. Konserlerinizde başınıza gelen ilginç bir olay oldu mu? Bir kere Yunanistan konserine gitmiştim. Orada da mesela ben bilmiyordum. O Türkler var da mesela konsere gittim. Konserde hep böyle koyu tenli, bizim zenci diye tabir ettiğimiz, hı hı. Arap zenci diye tabir ettiğimiz. Şimdi konsere gittim, konserin yarısı normal bizim gibi beyaz tenli, yarısı zenci. Şimdi ben başladım şarkımı okumaya, ilk şarkımı, tamam işte ben sana ölürüm. Yarısı da zenci ya, zenciler başladı. Ölürüm sana. Ay. Ben bakıyorum lan diyorum, kamera şakası mı acaba bu diyorum, şey mi diyorum, bunun neyin nesi falan diyorum. Ondan sonra konseri yarıda bir bıraktım, bir ara verdim. Sonra çağırdım bizim işte Murat'ı. Murat dedim, kamera şakası mı, benimle dalga mı geçiyorsun? Abi kim bunlar dedim, tamam mı? Evet. Ondan sonra abi Türkler dedi, tamam mı? Bunlar... 5 gibi 6 gibi yani tam şafakta yaptığım bir şarkım. Yazdığım bir şarkım. Evet. Bu da benden size gelsin, kalpten kalbe gelsin. Bütün bizi izleyen sevgili izleyicilerimize gelsin. Şarkımın adı Ben Sana Ölürüm. Ben Sana Ölürüm. Seni sevdim canım, inat etme, olurum. Ben olurum. Seni çok çok sever, nasıl da kıskanırım. Kıskanırım. Ben sana ölürüm. Murat Başaran'a bizi yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Teşekkür ediyoruz.